Ya kumcu diyor ki böyle dev bir saldırma diyor yani şu büyük yani 40-45 santim uzun yani büyük kama yani sivri kama. Adam elinde ondan gelmiş. Benim kapıda yazıyor bir ki ismim. Asansörü açınca hışımla ilk kapı demişler asansörden sonra. O da o anlamadı herhalde. Halbuki asansörü açtığınız zaten bizim evine kapıyla karşılaşılıyor. Oraya değil de komşuya geçmiş. Komşu da İzvandut gibi bir tip. Damadı var o da ejderha gibiydi böyle. Akıl almaz bir şamata koptu böyle. Paldır küldür koşuşmalar falan oldu. Sonra gürültü sakinleştikten sonra öğrendik biz. Bana o kamayla saldıracakmış adama. Hakikaten ben kapıyı herkese açıyordum. Öyle benim bir derdim yoktu yani. Zile bastı mı ben direkt açıyordum kapıyı. Akşam zaten kapı açık yatıyordum püfür püfür essin diye. Teyzemin oğlu görmüşse aklı görmüştü böyle. Ya dedik serinlik olsun diye ne var buna dedik. Yani inanamıyordu herkes anlatıyordu ya kapı sonuna kadar açık yatıyor böyle diyor. Sokak kapısı ben sonradan örtmeye başladım böyle bir olay yoktu yani sokak kapısı. Eğer açsam kamayla saldıracak. Yani tek bir darbe indirse zaten çok dev bir kama elindeki. Çok tehlikeli. Ama bak Allah şaşırtıyor oraya girdi. Orada da adamlar o da içeriden saldırma gibi bir şey çekmiş herhalde. O da onu kovalamış. Bayağı bir arbede çıkmış. Çünkü açtıklarında benden karşılaşmadılar. Başka biriyle karşılaştılar. Ona vursa bir anlamı yok. Beni sormuşlar. Onun sonucu zaten harp çıktı yani. Elinde kamayla adres sorarsan.